Yalnız Çeşme'de bu sene ben şu konuda hayal kırıklığı. Ben de beğendim ama Çeşme'yi. Ben bak Çeşme muhteşem. Çeşme dünyada tatil yapılacak 3 yerden biri. Hiç abartmıyorum ama ya fiyatlar Premier Lig. Yani saçma sapan paralar. Evet, hayırdır? Ya hayır. Ya beach girişinin hani plaj. Beach girişleri falan kötü değil, kötü değil. Bak bir beach girişini daha da abartılı. Beach girişini kenara koyuyorum. Orada harcadığım parayı kenara koyuyorum. Alaçatı'da yani ev yemeği yediğin yerde bile fiyatları tavana çekmişler. Şimdi biraz daha dikkat etmek lazım. Alaçatı'da şimdi, neredeyse kola ekmeğe 50 lira isteyecekler. Yani. İsterler. Şimdi ben, dana madalyon var biliyorsun. Alaçatı'da dana madalyon takıyorlar böyle. Şimdi ben de Alaçatı'ya gittim. İlk defa gidiyorum ben. Hani ben Şifne'ye şuraya buraya biliyorum ama Alaçatı bölümüne ilk defa gidiyorum. Alaçatı efsane. Çok beğendim yani. Ben Çeşme'yi çok sevmiyordum. Ama Alaçatı ve Hacı Memiş bölgelerini beğendim ya. Oraları güzel. Öyleyelim. Sen depremde Bodrum'da değildin değil mi? Depremden sonra mı geldiniz? Depremde Selim'le sen attınız ya aynı anda. Tabii ben depremden iki gün sonra geldim. Deprem Perşembe oldu, biz Pazar sınırına geldik. Pazar mı? Felaket ya. Vallahi büyük. Bak, büyük bir şey atlattık. Çok büyük yani. Değil mi? Allah'a şükür. Şehrimizde çok doğru. İyi sınav verdi maşallah. Ben de bu arada İngiltere'den yeni geldim. Dün Tottenham Store'dan size kalem aldım. Tottenham ne alaka? Ya Tottenhamlı mısın? Yok ben Liverpool'luyum da Londra'da. Stadı yıkmaya başladılar mı? Sempatik bulurum. Stadı yıkmaya başladılar mı? Aynen öyle. Yeni statta. Hüseyin Bakkal duruyor mu? Ama orası Türk mahallesi. Tottenham'ın olduğu yer White Hart Lane. Stadın olduğu yer gerçekten Türk mahallesine orada çok Türk yakındır var. Yani. Kalemleri takmıyor. Serdar Bey, Tottenham Hotspur. Hotspur. Hotspur mu bu? Yalnız iyi, iyi takım, iyi takım abi. Güzel takım. Seyret, iyi takım. Tatil bekliyorum. Meselesiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Serdar Söyle sana bırakayım. Türkiye'nin 10 günlük tatili falan hak etmeyen bir ülke, üretmesi gereken bir ülke olduğunu savunuyorum. Türkiye 10 günlük tatili hak edecek kadar zengin değil. Sen ekonomi müdürlüğü yaptın. Türkiye bugün 10 gün tatil yapamaz. İster idari izinle, ister Kurban Bayramı, ister Ramazan Bayramı yapmayalım. Bu kadar tatili hak edecek kadar üretmiyoruz. Emek vereceğiz. Üretimde bulunacağız. İstihdam olacak. Daha çok kazanacağız. Gerekirse daha kısa tatilleri daha kaliteli yapacağız. Dolayısıyla ne olur? Yani şu 10 gün, 9 gün tatillerle bayram gibi anlatmayalım kimseye. Evet. Şeyimiz yok Erbatur. Buna tek hakkımız yok. Çalışmak, çalışmak, evet, çalışmak. Evet abi, hakkımız yok. Çalışmamız lazım. Hepimizin işine daha yüksek sarılması, daha büyük katma değerler mal sektöründe, hizmet sektöründe, emek sektöründe daha büyük katma değerler üretmemiz lazım. Ama tatil deyince insanların Allah haklarını alıyor. Ekonomi hareketli. Ekonomi ya biraz orada ama şey düşünsene, şey tatil ya alanlarına yabancı turist sayısı düştüğünden ama beri. Yabancı turist sayısının düşmesi hiç iyi bir şey değil. Yani bunu bir ulusal proje olarak ele almak lazım. Tekrar Turizm Bakanlığı'nda yani bunu söyleyeyim ben size yani gerçekten. Ben 2 yıl evvel Bodrum'a turist olarak gittiğimde bir tekne tatili ayarlayayım dedim. İşte çıkıyorsunuz tekneyle bir hafta kalıyorsunuz filan efendim. Bir tanıdığımın şirketini aradım. Dedi ki yani Ağustos'ta bir haftam boş veya Ekim'de var. Haziran dolu, Temmuz dolu, Ağustos dolu, bir haftası kalmış Ağustos'un, Eylül full dolu, ancak Ekim'de. Şimdi 10 teknenin 8 tanesi limanda. Evet. Çünkü tekne tatili kültürü genellikle yabancı turistin doğru tercih ettiği bir şey. Yavaş yavaş Türklerin de tercih haline geliyor ama. Daha var oraya. İkincisi de abi hiç kusura bakmasınlar turizmciler. Yani Türk dedim mi fiyatlar uçuyor. Yani yabancıya gösterdiği, yabancıya gösterdiği, verdiği fiyatın şeyini vermiyor. Ve fakat Bodrum'un, Çeşme'nin biraz avantajı var tabii, yerli turist avantajı var. Ama Antalya, Alanya falan sıkıntılıymış. Onu da söyleyeyim buradan. Bir Ege yerlisi olarak artık. Şimdi İngilizler şey yapıyorlar. Yani tekrar Türkiye'de tatil zamanı diye İngiliz lokal medyası buna başladı evet. Ama ya mesela Türkiye'nin en yıllardır en çok turist aldığı 3 tane ülke var. Ruslar, Almanlar veya Avusturyalılar. Sonra da İsviçreliler yani sıralama budur. Şimdi bunları küstürmemek lazım. Tatil adam şimdi Makedonya'ya gidiyor, işte Karadağ'a gidiyor. Yunanistan'a gidiyor. Yunanistan'a abi gidiyor. Evet. Ya gerek yok, biz alalım yani. Ya geçen tabii, tabii. Ha Türkler de Yunanistan'a gidiyor, haklı. Bunu söyleyeceğim şimdi. İşte o fiyat dengesini sağlıyor. Arada 12 kilometre mesafe var. Burada 1000 liradan aşağı hesap vermiyorsun. Doğru. Aynı şeyi yiyorsun. Daha iyisini benim yiyorsun. Benim söylediğim o işte. %100. Daha iyisini yiyorsun. Çok daha uygun. Tamam. Ama ben yani şunu da söyleyeyim. Güzel yatırımlar da var. Mesela bir sinema şirketinin otel zinciri var. Sinema şirketi. Çok bilinen bir sinema markasının otel zinciri varmış. İlk Türkiye'deki ilk şeyini Bodrum açtı mesela. Otelini. Çok ünlü bir uzak doğulu otel grubu Bodrum'a geldi. Zaten bir tanesi gelmişti. İkincisi de geldi. Uzak Doğu'nun böyle bir bunlar güzel grupları. Ya bunlar işte. Bunlar da böyle gecelik 5000 lira falan. Hani en düşük o da gece 5000 lira.
Yani bunları verebilecek adamlar var demektir hala. Hala bunlara güven, bu güven var demektir. Zaten büyük marinaya falan gittiğiniz zaman görüyorsunuz hani işte Rus, Azeri, Kosovalı, Rus bilmem Ukraynalı iş adamlarının yavaş yavaş yeniden bir arıza endam ettiğini görüyoruz. Ama yetmez, daha devam etmesi lazım. Bizim başkan Mehmet Kocadok, sayın başkan diyor ki 12 aya çıkartalım. Yani 12 ay zorsa bile 9 ay Bodrum'un en az 5 ay Çeşme'nin şeyi var. Turizm kabiliyeti, kapasitesi var. Bodrum anlamda Çeşme'den daha önde. Çeşme'de mevsim tabii, daha Çeşme kısa. Zaten 6 ay diyor. Ya. Bizim maksimumumuz 6 ay. Tabii tabii. Hedef 6 ay. Ama 5 ayı, 4,5-5 ayı var bence Çeşme'nin de. İyi hesap etmek lazım. Ya şimdi Çeşme'de tabii şey alışkanlığı... Allah herkesin işini yüzünü az getirsin. Amin. Çeşme'de şey alışkanlığı başladı. Bodrum'da eskiden vardı bu. Yani İzmirli gelen turistin, İstanbul'dan gelen turist gibi 500 bin lira böyle bahşiş bırakıp gitme durumu olmadığı için biraz işte o Çeşme'de vesaire işte oradaki beachlerde bazı sıkıntılar yaşanmaya başladı. Valede bilmem ne de görüyorsun bunları zaten. Evet. O dengeyi iyi sağlamak lazım. O yüzden Premier Lig. Aa, İstanbul'dan geliyor zaten kardeşim 300 dediğin an bak sonra yerli turisti de kaçıracaksın. Ama bir şey söyleyeceğim. Serdar az önce bir şey söyledi. Ben Bodrum'a anlamda hiç beach'e gitmiyorum ama ben Çeşme'de 4 gün beach'e gittim. Ortalama 65-70-75 lira giriş yani. Mesela bir yere gittik isim veremiyorum tabii. 100 lira aldık kapıda adam başı. Ama harcama ki, limitli mi? Ha? Harcama limitli mi? Hayır. Benzer bir şey. Giriş. Dedi ki 100, lira, 100 liralık dedi içeride yiyip içebilirsin dedi. 101. liradan sonra bana hesap 100 edersin. Liralık yer Çeşme'nin muhtemelen en iyi biçidir o. Yani. İsim vermeyeyim. Mesela Bodrum'da bir şey var 350 lira abi. Ne aynı mantık 350 lira. Ha, 350 aynı, aynısı. Aynı şey. Ama 350 lira. O senin 101. lirana talip ama. Uçak mı veriyor? Ne yapıyor 350 lira bir? Ya bana da lüzumsuz geliyor yani. 350 lira bir şey olmaz ben söyleyeyim yani. Biz de gitmiyoruz yani. Kimse yani 350 lira. Ama mesela 200 ortalaması yani Bodrum'da 200'dür ortalama. O denize 200. Girdiğinde bir de mayo mu ediyor? Yemeli yemeli. Yemeli 200 Bodrum'u yemeli kaldırır 200. Anladığım kadarıyla. Yemeli 200. Yemeli 200. Yani içeride yiyeceğin, ha, yiyecekleri, yemeli, içeceklerin senin 201. lirana talip o. 201. lirana talip, bravo. Yemeli 350 de yemeli değil yani de. Yani normal bir öğün yemeği 3 kişi yediğin zaman yani kişi başına 200 liradan fazla ne yiyeceksin yani? Yok yok. Yani yiyemezsin. Sabahtan akşama kadar rahatlıkla dolduruyorsun onu. Serkan Yaman da bak Kuşadası'nı eleştirmiş. O zaman da yerli turiste hiç ilgi göstermiyorlardı. Kuşadası'nı. Kendileri böyle yaptılar diyor. Kuşadası'nda bizim, evet Kuşadası'na da gittik bu sene. Yani annemler oradalar. Ama Kuşadası esnafı sıkıntı hep mı? Gemi bekler yani hiç Türk beklemez. Gemi gelirdi oraya yani. Ama Kuşadası esnafı ne yazık ki. Kuşadası çok şehirleşti öyle bir sıkıntı yani var. Kuşadası bizim evet ne yazık ki. Seferihisar işte Ürkmez, Sığacık üzerinden hafta sonları çok gittiğimiz için. Gümüldür'e gittim bu çok sene. Gümüldür. Çok beğendim. Denize Özlere Gümüldür şahane çok beğendim. Tamam. Misafirliğe gittik. İşte bizim şeye, komşulara, Serap'la Murat'a. Çok beğendik yani. Gidelim annemlere bir gün hep beraber. Ne annemler de Gümüldürler. Ürkmezdeler. Özdere'nin hemen arkasında oluyor zaten Gümüldürler. Beni versene Cem'i uyutma. Beni versene. Hakan. Birazdan Game of Thrones konuşacağız hiç konuşmayacak. Hayır. Başka bir şey anlatacağım. Yeni tek, sezon. Tek beni verir misin? Nasıl o sızıyor bölümlerde ben anlamıyorum ki. Tek beni ver Allah'ını seversen. Bilerek yapıyorlar yani. Tamam. Bilerek ben de bilerek yapıyorum. Arkadaşlar bu programda geçen sene bir yere gideceğiz deyip gidilen tek yer Anadolu yakasında Çengelköy'de bulunan bir işkembe salonudur. Ha, çok doğru. Bravo. Hiçbir şeye inanmıyorum. Yalan söylüyoruz. Bildiğin Allah'ın gittik, yalanı Teşvikiye'ye gittik. Teşvikiye'ye nereye gittik? İki oldu. Ha, doğru. Kokoreç gittik, artı kokoreç, evet. Öbür kokoreç. Tamam mı? Nokta. O yüzden İstanbul dışı. Ya rezil ettin sen beni ya. Rezil niye, ettin. Bakü'ye gidecektik. Mustafa Aztopal çağırdı. Bir günlüğüne gidelim. İstirham ediyorum. Hiçbir şeye inanmayın. Mustafa Aztopal şimdi nereye gitti biliyorsun değil mi? Hollanda'ya oraya gidelim. Ama iki günlüğüne. Tamam mı arkadaşlar? Öyle bir o yüzden gelmeyiz. Özdere'ye de gidemezsin, Kuşadası'na da gidemezsin. Hiçbir yere. Serdar eve çağırsa Serdar'a gidemeyiz biz. Nokta. Buyurun. Gideriz abi. Niye gidemeyiz abi? Gidemeyiz abi. Çağırdık, sen de geldin. Ben gayet, geldim de biri geldi. Gayet de eğlenceliydi. Ben yani. De bir yerde olduğum için gelemedim. Ben evet, şeydeydim. Sen işte. De geliyordun evet. Bozcaada tarafındaydım. Efsane Bozcaada. Ben kendim buluyorum adada ya. Evet buyurun. Huzur. Hadi artık topa geçelim.